Herkese selam arkadaşlar. Bugün birazdan gideceğim. Selim Ulusoy'la konuşacağım. Namı diğer Sultan Selim. Kim bu Sultan Selim? Sultan Selim yaklaşık 10 senedir Oxford Caddesi, Covent Garden, Piccadilly, işte Regent Street aynı işi yapıyor. Bisiklet işini yapıyor. Yani Hindistan'da tuk tuk diyorlar. İngilizcesi rickshaw. Benim bildiğim en eski, bu işi yapan en eskilerden biri. Ben de ilk geldiğimde 2-3 sene bu işi yapmıştım. Eskiden tam öğrencinin yaptığı bir işti ve çok da güzel para vardı eskiden aslında. Da benim yaptığım en güzel işlerden biri oydu bu taksiden önce. Ben Selim'le 10 sene önce ilk buraya geldiğimde, dediğim gibi ben de 3 sene yaptım, 3 sezon yaptım bu işi. Buraya ilk geldiğimde bisikletin tekeri patlamıştı, bana yardımcı olmuştu. O gün bugündür Sultan Selim'i tanıyorum ve dediğim gibi aynı işi yapıyor. Şahane bir insan. Eğer bir gün yolunuz buraya düşerse, Londra'ya düşerse, Oxford Caddesi, hemen Bond Street Station, Bond Street istasyonunun hemen yanında. Her mekan da burası. Birazdan gideceğiz, konuşacağız, birkaç tane soru soracağız. Eğer sizin de herhangi Sultan Selim'e soru sormak istiyorsanız videonun altına yazın. Birazdan görüşürüz. Bakın arkadaşlar, böyle Müslüm Gürses, Azer Bülbül falan dinliyorsanız kesin bizimkilerdir. Bak bak, müşteri aldı Selim bak. Gidiyor şimdi, dur. Selim, hani konuşacaktık Selim? Ne haber, nasılsın? Çok uzağa gidiyor musun? Covent Garden'a gidip geliyorum. Uzakmış da. Tamam, bekliyorum seni, tamam? Tamam, gel de konuşalım. Geleceğim, müşterim var. Geleceğim. Tamam tamam, birazdan görüşürüz. Adım Selim. Herkes der, yani daha doğrusu benim müşteriler hep Sultan der. Yani iki ismim var. Sultan Selim. Heh. Benim arkadaşlarım Selim der. Heh. Arap müşterim Sultan der yani. Vallahi bu işi yapıyorum. İlk şovcuyum. Kaç sene oldu bu işi yapayım? 9 yıl oldu. 9 yıl? 9 yıl ha. Ben daha fazla biliyordum ama. Yok, 9 yıl. Daha fazlası yok. Bu işin zorlukları ne abi? Abi ya bu... Ya bu daha doğrusu bu işi herkes yapabilir mi? Ya bu işi herkes yapabilir mi derken, tabii ki herkes yapabilir ama biliyorsun burada İngiltere'de çok yağmur yağıyor. He. 4 ay sıfır çekersin. Yani soğuk olur. Soğukta müşteri binmez. He. Bu işin zorluklarında işte kar yağar, soğuk olur. Zaten bu ülkenin soğuğu bitmiyor. Bizde de zaten cover yok. Kalifer de yok bisiklette haliyle. Genellikle taksi, Uber'e onları tavsiye ederim. Yani zorluğu soğuk mu? Başka bir tabii şey var ki mı? Ya zorlu bana göre soğuk. Bir de teknik şeyini bilmen lazım. Hani yolda tekerin patlarsa, jantı kırılırsa, aksıl kırılırsa. Biz seninle böyle tanıştık ama ben bilmiyordum, sen bana yardımcı oldun, hatırlıyor musun? Evet. Ya teknik işi bilmen lazım. Bilmek zorundasın. Çünkü devamlı birilerini ararsan devamlı para vermek zorundasın. Selim, ben ilk geldiğimde bu iş öğrenci işi diyorlardı. Hala öğrenci işi mi? Yok, o eskidendi. Şimdi niye? İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. Yasaları evet. Kaldırdı. Hı. Eskiden öğrencilere çalışma izni vardı. Şu an yok. Böyle bir sistem yok artık. Ve hatta polis yakalarsa başını belaya sokuyor. Gerçek diyorum, başım belaya giriyor. Çünkü çalışma izni yok. Bu ülkede de zaten çalışma izni olmayan çalışamıyor. Sistem bu. Sistem bunu gerektiriyor. Çalışma izni şart koşuyorlar. İzin vermezler. Tutuklanırsın. Kazancı nasıl bu işin abi? Bak mesela ben kendime örnek vereyim. Ben her gün çalışıyorum. Her gün. Hı. 7 gün boyunca. Hı. Minimum maksimum bazen 9 saat oluyor. Bazen 12 saat oluyor. Hava çok iyiyse 16 saate kadar gidiyor. Kazancı işte, eğer çok çalışırsan çok para kazanırsın. Yani bu da aşağı yukarı ortalama 500, 600, 700, 800 diye çıkarsın. Ney? Haftada? Haftalık. İyi para. Haftalık ha. Ya bugün bir kebaba girse sana verecekler 500. Ya da bir gün fişin cipsi. Bu iş kendi işin değil mi? İstediğin zaman çıkıyorsun. Ya sensin boss. Yani ben. Ya sensin. Yani, ben çok sevmiştim yani, o konuda. Kimse sana pres yapmıyor. Kimse sana neredesin demiyor. İşte al işte. Ah. Müşteriyi bıraktım. Bak ah. Çayımı içiyorum. Müşterim tekrar var. Kendi şimdi müşterilerim. Şimdi sıraya girmişsin. Eğer evet, gelirse burası değil mi? Burası Q. Burası Türklerin Caddesi. Türkler durur sadece bu arada burada. Türkler Davis Street arkadaşlar. Biz buraya hemen Bond diyoruz açıkçası. Ne diyor? Bond. Hemen Disney'in karşısında Bond. Aynen. Street Station var. Aynen. Biz buraya Bond diyoruz. Burası Türklerin Caddesi. Buraya Selim, diğer ülkeler gelemez. Benim şeyi merak ettim. Senin bu Katarlarla abi ne olay ne?
Tamam, onu da anlatayım. Şimdi ben normalde müşterilerim... Bir de Sultan, kod ismi Sultan değil mi? Aynen. Benim ismim aslında Sultan. Baştan anlatayım. Neden Sultan oldum? Hı-hı. Benim Kuveyt Büyükelçisi 2012'de benim müşterimdi. Kuveyt Büyükelçisi, ailesi, eşi, teyzesi, herkes. Kadın ismi Müneyra. Hı. Kadın dedi ki bana, senin adın ne Selim? İlk tanışmamız böyle oldu. Yok dedi, Selim iyi bir şey değil. Ben dedi sana isim bulacağım. Ya yapmayın falan filan. 1, 2, 3, 4. Beşinciye dedi ki, ya dedi Selim, ben dedi senin ismini değiştireceğim. Ne yapalım? Sultan koyalım. Ya dedim yapmayın. Yok dedi, Araplar sever. Senin adını Sultan koyalım. Dedim nasıl isterseniz. O gün bugündür 2012'den beri Sultan kaldı adım. Ama iyi müşterilerim var bildiğim kadarıyla. Ben Katar, ne zaman görsem Katarlı biniyor senin şeyine. Katar, Kuveyt, Umman. Değil benim mi? Fix müşterilerim. Yani o tarafta evet. Çünkü niye diyeceksin? Bir de bisikletinde eski Katar bayrağı falan vardı. Benim ilk, böyle ilk bisikletim, benim ilk bisikletim. Yani Katar Büyükelçisi'nde yok öyle yani. Büyükelçisi'nin aracı öyle değil yani. Ben öyle bir fotoğraf istiyorum, onu şeye koyacağım. Ben sana vereceğim. Ben tamam. Sana vereceğim. Hatta video da veririm. Ben müşterilerimle Oxford'da nasıl bir olduğumu. Ben hepsini yollarım. Onlar da bakarsın. Tamam. Şimdi benim Katar olayım nereden oldu onu da anlatayım. 5 Haziran 2017'de bu Katar krizi çıkınca, daha doğrusu ben Katar'ın nerede olduğunu da bilmiyordum. Açık açık söyleyeyim, bende yalan yok. Arap dedim, biz hepsine Arap diyorduk. Yani ben Katar Kuveyt ayırmazdım. 5 Haziran'da bu şey başlayınca, bu kriz başlayınca, vallahi yalan yok, 2 hafta ben bunu araştırdım. Ulan burası neresi? Bildiğin araştırdım. YouTube'da, ansiklopedide. Dedim hemen Türk aklı, biliyorsun Türk aklı hemen zaten şeye çalışır. Ben dedim bunu nasıl biznese çeviririm. Sonra benim Jojo diye bir müşterim var. Elamadi, Johara, kızın ismi, asıl ismi Johara. Kısacası Jojo. Bu beni aradı, Sultan dedi böyle böyle olay var, kriz var Katar'da. Dedi ki İngiltere'de ne olur bizi destekle. Ya nasıl yapacağız? Dedim ben geliyorum dedi, seninle bunu konuşacağız. Ondan sonra geldi, konuştuk, dedi ki bayrakları tak, stickerları yapıştır. Oxford'da dedi sadece Katar marşını çal. Dedim ya bir deneyim. 6-7 Haziran mı, 9 Haziran'da mı geldi? O gündür bir başladım. Katar şarkısı, Katar National Song, Katarlara özel şarkı. Bildiğin çaldım. Bu defa ne oldu? Bu Katar'a blok koyan ülkeler, Suudi, Emirati, Bahreyn'i bana başladı saldırmaya. Fuuu. İşte dediler ki ben size şey para verelim. Çalma bu müziği. Para vereyim, bayrağı kaldır. Parayı para vereyim. Selim, merak almadım. Yok. Vallahi helal olsun. Vallahi almadım. Hala da aşağı yukarı 2017'den beri bisikletime Suudi, Emirat, Bahreyn'i almıyorum. Yüzlerine de söylüyorum. Selim bu ırkçılık ama biliyorsun değil mi? Irkçılık değil de şöyle diyelim Katar sevgisi. Sen bir de Katar'a da gittin değil mi? Aynen, iki kez. İki kez Katar'a gittim. Katar Royal Family iki kez çağırdı. İki kez de gittim. Senin buraya çok Türkiye'de ünlü geliyor mu? Bir ara Hülya Avşar'la falan göbek vallahi, falan atmıştınız. Vallahi koronadan önce ipini koparan buradaydı. Hülya Avşar, Sibel Can. Koronadan Emre, önce Sibel Can'la ben de Emre Altı, Anna Zalan, Polat Alemdar. Arka sokaklar. Hep buraya değil mi? Hep buraya. Aynen. Buraya geliyorlar. Şeyin suçu ne vardı ya, bir dizi vardı ya. Fatma Gül'ün suçu ne? De onun bütün seti buradaydı. Hadi ya. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanları, Antep Büyükşehir Belediye Başkanları. Buraya gelin lafını koyma. Bencelerin başını bela alırsın. yok bir şey olmaz. Bu param buraya geliyor gibi. Ayıp yani. Ve Hülya Avşar'la olayımız ne oldu? Ne var lan? Ben Hülya Avşar'la nasıl tanıştım onu anlatayım sana. Şimdi burada gördüm Hülya Avşar'a, dümdüz gidiyoruz. Ona bir baktım, lan dedim bu Hülya Avşar mı? Peşinden bisiklet aldım, roket. Ondan sonra Hülya Avşar'ı yakaladım Primark'ta. Dedim Hülya abla hoş geldin, hoş bulduk. Ondan sonra buna Aşk Bodrum'da Yaşanır var ya, o şarkıyı bir açtım. O videoyu alabiliriz değil mi? Bakacağım, YouTube'da olması lazım. Onu bulsana bize. YouTube'da ben bulacağım. Onu da katayım. Burada onu bir dağıttım, bir darmadağın ettim öyle. Şöyle bir 5 dakika. Oxford'un göbeğinde, Oxford'un göbeğinde dans ettik. Tabii yine haberim yok. Kızı çekmiş videoya. Öbür gün, bir sonraki gün Türkiye'deki bütün sabah programlarına yollamış. Aynen flash. Hülya Avşar Londra'da dağıttı bisikletçiyle. Ve o gün sabah 50 kişi aradı. Dedi ki Selim Türkiye'de ünlü oldun. Ve o videoyu 500,000 insan izlemiş. Artı Star Kanal'de, NTV sabah programları.
pazar günleri pazar programları ve yıkılmış yani. Önüne gelen bana arıyor. Diyor hadi ünlendin diyor. Hülya Avşar yakalamışsın. Selim, bundan sonra yani hep bu işi mi yapacaksın? Plan var mı? Yok, ben bu işi şöyle söyleyeyim, bir geçici anlamda kullanıyorum. Sebebini söyleyeyim. Ben dışarıda çalışmayı çok seviyorum. Benim hayalim bilek kap olmak. Yani benim yaptığım iş. Aynen. Taksi. Zaten ben aşağı yukarı... Ben sana demiştim ama Allahsız gel beraber başlayalım ya diye. Ya o zamanlar kafamız rüyalardaydı. Hey heylerdeydi. Ben de zaten bir kişiye çok ihtiyacım vardı. Murat ya. Dedi başlayacağım. Başladı evet, bıraktı. Murat bıraktı. Ve şunu söyleyeyim. Eğer olursa zaten biraz yarı ortaladım. Bütün Londra'yı 6 mil gezdim. Eğer olursa sınavlara da hayırlısıyla başladığımda senin yanına gelirim. Artık İnşallah plakayı kardeş. Sultan yazarım. Sultan Selim. Aynen Sultan Selim. Selim özel değilse bugün mesela bugün cuma bayağı da kalabalık. Bugün bu bisikletten kaç saat çalışacaksın ve tahminen ne kadar para kazanacaksın? Valla şu an ben açık söyleyeyim. 3'te geldim. Hı. Şu an 75 puanlıyım. 3'te geldin. Şu an aldım. Saat kaç? 2 lif aldım. 75 puan. Yuh 3 saatte. Aynen 75. Benden daha iyi kazanır. Selim sen ne diyet niye? Ya ama müşterilerim. Araplara çalışıyorum. Tamamen duygusal. Peki yeni gelenlere mesela buraya gelip de iş bulamayanlar, bu işi yapmak isteyenler yapabilir mi? Çalışma izni olanlar herkes yapabilir. Yapabilir değil mi? Ama çalışma izni olmayanlar... Yapmak isteyenler ne yapması gerekiyor? Vergi dairesine üye olacak, şirket açacak, muhasebeci tutması lazım. Ondan sonra işte belediyeye başvurması lazım. Çünkü belediye ismi var. Polise, metropolitana, polise kayıtlı olması lazım. Eskiden bu böyle yoktu ha. Ama çünkü... Ben 10 sene önce ben aldım, televizyonda gördüm. Aha dedim ben bu işi yapacağım, hemen başladım. Eskisi gibisi yok çünkü niye biliyor musun söyleyeyim? Bizim içimizde bisikletçilerin çoğu eskilerden ya da yenilerden diyelim. Hı. Bazı hatalar yapınca polisler bunu tedbir olarak aldı. Çünkü örnek veriyorum adam sabahleyin bu bisiklet sürüyor, akşamleyin başka pis iş yapıyor bisiklet altında. Haliyle ben de lekeleniyorum. Ben diyorum ki polisi yakala, mahkemeye götür. Hatta hapise at. Selim bir şey daha. Ben yaptığımda motor yoktu. Şimdi şu an motor var. Şu an motor var. Gösterebilirim. Yani yorulmuyorsunuz değil mi? Yok. Yeni sistem bu. Bu bisiklet 2015 model. Kaç para şimdi bu? Böyle şu bir şey an boş, boş hali. Boş. Hiçbir şey yok. Işık mışık yok. Evet. Motor yok. Elektrik yok. 5000 lira. Ama sistemi göstereceğim ben sana. Şu an bu full. 5000 pound değil mi? 5000 pound. Bu baş. Full sistem. Full. 5000 pound'a bu arada arkadaşlar siz burada aynen. Araba alırsınız haberiniz full olsun. Bu ya. Elektrik motoru, diferansiyel, aksıl, bağlantı olduğum noktalar var, zincirler falan. Bu da batarya, bu uçak bataryasıdır şu. Tüm gün boyunca yetiyor mu? 2 gün hiç şarj etme yeter. Evet. Hadi ama ya. Bu batarya pahalı. Şu an bu batarya. Lan benim araba bile şey ya. Aynen. 5-6 saate bitiyor. Bunun adı lityum. Lityum bataryadır. Şu an bu bataryanın fiyatı aşağı yukarı. Bu bataryanın fiyatı aşağı yukarı 1600 pound. 1600 ama en kalitelisi Samsung'un. Şey de var mesela LG var, Panasonic var, Sony var ama ben Samsung'dan şaşmıyorum. Çünkü uzun ömürlü. E29 batarya pili diyoruz biz ona. Sizin arabalardaki de herhalde E29 olması lazım çünkü lityum. Biz şu an memnun değiliz. Evet arkadaşlar, bu Selim Ulusoy, namı diğer Sultan Selim. Evet Eğer Sultan Selim. Londra'ya gelirseniz, Oxford Caddesi'ne uğrarsanız ya da Regent Caddesi'ne unutmayın. Hemen Bond Street istasyonu değil mi? Aynen Bond Street Station. İstasyonun hemen orada. Tren Station hemen yanında. Veya şu caddeyi göstereyim. Davis Street. Selim'in mekanı. Arkadaşım çok Selim çok çok sağ ol kardeşim. Her zaman. Bizi bazen ben buradan geçerken Selim'i gördüm de sanki kendimi Türkiye'de zannediyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Görmedim bazen de... Türk müşteriler oluyor. Heh. Mesela Ankara'nın bağlarını açıyorum. Orhan Gencebay'ı açıyorum. Biliyorum. Ya isteğe bağlı yani o da. Tamam arkadaşlar. Görüşürüz bir sonraki videoda. Şu an hava buz gibi. Selim kardeşim son bir şey var mı? Herkese selam. Görüşmek üzere. Eyvallah kardeşim.